merhaba kıymetli takip ya da abonelerimiz, takipçi değil mi abonelerimiz? İşin komik tarafının yepyeni bölümü başladı. Bölüm numarası vermiyoruz çünkü geçen merhaba ikinci bölüm hoş geldiniz demişiz ama üçüncü bölümdeymişiz. Haberimiz yok. O yüzden bölüm sayısı vermiyoruz. Ben Cem İşçiler. Şimdi sen de orada ben Alper Üstegil demen lazım Alper. He öyle mi? Öyle oluyor ya. Efendim. Tabii sunucular çıkıyor. Merhaba Alper. Ben Cem İşçiler. Ben Alper Üstegil. Evet. Hafta içi her gün. Ama cumartesi tekrar yayınlanıyor böyle. Hafta içi her gün diyorlar. Oh. Aa çok güzel pekmezli süt. Ben bu arada reklam aldım pekmezli süt. Yani reklamı aldığım şirket daha kurulmadığı için abi dedi sen markasız olarak koy. Ben şimdi şirketi açıyorum dedi pekmezli süt. Senin çok güzel. Reklamın sayesinde ben şirketi açarım. Pekmezli süt. Sloganları yok. mutsuz küçük esnafı biliyor musun? Yani iç, özellikle mesela cep telefoncu mesela. Giriyorsun içeri. İstiyor ki herkes iPhone 11 alsın. Ya arkadaş. içeride 110 bin tane kapak var ya. Bunları niye koydun buraya? Satmak için koydun. Biraz gül ya. Allah'ım. Diyorsun ki bunun o kapağı var mı? Diyorsun suratına bile bakmıyor. İşaretle gösteriyor böyle. Böyle yapıyor. Ben de gösteremedim. Ha. Ya bir konuş be mübarek ya. Bir mesela de... ben bir ekranımı değiştirdim küçük esnaftan. Ha. Dediğin gibi bir ilgi, bir alaka, tabii abi garanti veriyoruz falan. İki gün sonra ekran bozuldu. Böyle bir, ne olacak abi 100 liralık ekran. Allah Allah. Çok ucuz ürünü öven var ya mesela. Kulaklık satıyor adam 3 lira tamam mı? Belli ki ondan ne ses gelir, ne bir şey gelir. Abi diyor bunlar 100 liradan düştü diyor. Oğlum 100 liradan 3 liraya düştü. 20 kilo kulaklık var elinde. Hepsi mi 100 liradan düştü ya? Hiç yani demek ki çok mu satın peki, satın oldu? Aşırı derecede yani bir ürünü satmak isteyen adamdan kırılıyor musun sen? Yani bu eski tabirle söyleyeyim. Tezgahtar şimdi satış danışmanı diyelim. Başka falan. Bir ürün öneren değil mi? Evet. Ya sürekli sana başka bir şey önermeye çalışıyor. Mesela işte diyorsun sen girdin mesela böyle işte büyük tekne marketlere, teknolojik marketlere. Tekno market içeride böyle tekno müzik çalıyor. Hoş geldiniz. Teknolojik markete girdin. Mesela diyorsun işte iPhone 8 bakıyorum ben mesela falan diyorsun. Adam diyor ki abi iPhone 8 alacağına aynı özellikler bunda da var. Üppü. Abi değişik değişik markalar. Hippi. Oppu. Abi bir de bir tanesi bana şey dedi abi. Okursun. Oppo var ya Oppo. Şimdi o da piyasaya yeni girmiş Huawei gibi. Bana biri şey demişti. Ben de telefon işte bu anneme vereceğim eski telefonu falan. Telefon bakıyorum. Dedi ki abi Huawei için de herkes dedi böyle konuşuyordu. Bak dedi şimdi Huawei nerelere geldi falan. İyi olabilir tamam güzel olabilir gerçekten. Şimdi de Oppo da aynı dedi Huawei gibi olacak. Tamam bu ne dedim. İşte bu da Oppo'nun yan sanayisi diyor. Daha oraya gelmemiş firmanın yan sanayisi. Peki mesela seninle şöyle bir şey olabilir mi? Diyelim şimdi mesela bir uçakta 300 tane yolcu var. Bu 300 yolcu da sallıyorum Erzurum'a gitmek maksadıyla bilet almışlar. Yani hepsinin amacı Erzurum'a gitmek. Dolayısıyla uçakla Erzurum'a gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Peki bu 300 yolcu bir anda fikir değiştirip dester ki arkadaşlar biz vazgeçtik Bursa'ya gitmek istiyoruz. 300'ü de ama yani istisnasız, hiç itirazsız. Evet. Uçak yeni havalanmış daha. Havalimanı yeni çıkmış. Bunu mesela kabin ekibini ve pilota söylesen seni Bursa'ya götürmek zorundalar mı sence? Bursa'ya götürmek zorunda değiller. Niye? Mesela 300'ü de istiyor ama. Hepsi istiyor. Biz istemiyoruz kardeşim Sivas'a gitmek. Hayır. orada pilotun fark istemesi lazım. Adam başı 50'şer lira. Pilotta sıfır biz yok. Herkese 50... Topla diyor hostes. Topla 50'şer lira böyle tek tek peki, alıyor. Daha yakın mesafeyi istiyor ya yolcular. Pilot mesela öyle evet. Şey dese. Daha iyi hemen ineriz. böyle. Kule, oğlum bunun kulesi var sistematik. Ben bunu sordum bir kere bir tane pilot hakikaten gösterinde. Ya şey dedi bu uçak kaçırmaya girer dedi. Nasıl uçak kaçırmaya girer ya? Rica ediyoruz ya rica. Tamam. Da, o anda peki. Kafamda maske elimde silah olabilir ama ben rica ediyorum. Peki tam şey olsa, tersi olsa mesela, 300 kişi var uçakta. Pilot dedi ki, arkadaşlar benim hiç Erzurum'a gidesim yok.
canında nasıl İskender çekiyor. Ben sizi Bursa'ya göndereyim mi? Hostes hanım bakacak. Ey Bursa'ya gitmek istediler, el kaldırsın dedi. 299 kişi de el kaldırıyor. Senin de Erzurum'da gösterim var. Son uçak. Enderim. Ne yaparsın? İskender yiyelim be. Bu hemen arkadaşlar gösteri iptal, Bursa'ya geliyorum. Bursa. Ben bir kere abi mesela havayolu şirketlerinin bazılarında, gerçi hemen hemen hepsinde önceden yemek siparişi verebiliyorsun, tamam mı? Check-in yapmadan önce. Evet. Bu bir tane havayolu şirketi var biliyorsun, her şeyin ekstra olarak parayla alındığı. Hiç, işine dair yani, yani ucuz bilet yapmak için tabii anlıyorum, hani başka bir konu ama bunda mesela erkenden bilet alırken yemek siparişi verdiğinde bu senin yemeğin özel işte Cem Bey diye hazırlanıp geliyor. Ben bir kere kahvaltı sipariş etmiştim. 18 lira mı ne? Serpil'e Edremit'e gidiyoruz. Kahvaltı sipariş ettim. Kahvaltım da geliyor. Uçak kalkalı işte 5-10 dakika olmuş falan. Tam düz rayına gireli. Geldi kahvaltımı verdiler. Dedim çay. Dedi yani çay olmuyor ki dedi. Yani dedim ama ben sipariş verirken dedim çay fotoğrafı vardı. Hayır beyefendi mümkün değildi çay. Dedim hanımefendi vardı çay ya. Çayla beraber 18 lira dedim. Beyefendi yok dedi. Dedim var, çay var. Açıp dedim göstereyim size. Üstümü atladı açma diye. Ben interneti açıp çay da vardı. Yani bir çay uğruna hani uçak düşecekse düşsün ben o çayı içeceğim arkadaşlar. ve sağıma soluma bakıyorum. Diğer yolcuların bana destek olmasını bekliyorum. Açsın, açsın. Ekstraymış çay. Çayı ekstra aldım. İner inmez baktım. Hani şey yapayım hostesi şey yapayım diye ama yokmuş. Yok değil mi? Evet. Evet, Twitter'da espri yapan bir kişi Alper gözaltına alınmış. Evet. Acaba espri mi komik değildi, espri mi gülmediler? Düşünsene böyle mizah bakanlığı diye bakanlık olsa mesela. Evet. Güzel espri olmadığı zaman 3 gün gözaltı. O zaman böyle biz çıkmazdık içeriden yani. Müebbet. Ama hapiste de espri yapınca dışarı salıyorlar. Böyle saçma zaman pingpong topu gibi. Kötü ama espri. Hücredeyiz abi, hücredeyiz. Hala gardiyanlara yapıyorlar böyle şaka. Ama iyidir. Eğlendik mi? Ama adamın meğer o baktığı pide küreğiymiş diye anlatmaya çalışıyor bir yandan. Abi adam... Temel, İngiliz, bir de gardiyan. Üçü... Bak gardiyan diyorum. Gardiyan da Sivaslıymış ha diye hala anlatıyor. Abi adam bu taksiciler işte hafta içi tek plak alırlar, hafta sonu çift plak alırlar falan gibi bir muhabbetten vardı ya, ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü taksiciler biliyorsun dünyada ne olay olursa olsun bizim işlerimiz azaldı diye. Abi geçen koronavirüsüne karşı eylem yapmışlar böyle. Korona çıksın gitsin. Neyse işte adam da espri yapmış. Demiş ki sıfır çift sayımı tek sayımı diye iki taksi birbirine girdi diye şaka yapmış yani. Haber gibi göstermiş son dakika diye. Sonra bu adamı gözaltına almışlar. Haklılar. Kaç yani, bir de serbest bırakmışlar. Ben ona takılıyorum. Neden serbest bırakıyorsun? Abi idam gelmeli ya. İdam gelmeli artık bu olaydan sonra. Hangi elle tweet attıysa bir anda şeriat geldi böyle. Adamın bir tane esprisinden sistemler değişti. Her şey değişti. Bir de mesela yani, bazı korsan taksiciler de tabii tasvip etmiyoruz, korsan taksici vergisiz iş yapıyor ama efendim söyleyeyim. Çok hani mesela polis olur da çevirir de tanımıyorsan, korsan taksi olduğu çok belli olduğu için yolda giderken seninle adını sayıldığını, ne iş yaptığını falan sorup bir tanışıyor ya. Ya evet. Polis sırası arkadaşı demek için. Öyle diyorlar binenle. Ama nasıl bir arkadaşsa bu. Yani yıllarca hiç konuşmamışlar WhatsApp'tan. İlk konu, ben ona konum atmışım. O da demiş ki 8 dakika. Yani yıllarca arkadaşımız, hiç başka muhabbeti yok yani. Bir de mesela benim patron abi bir ara sürekli mesela şirkete birini misafirliğe çağırdığı zaman hep benim numaramı veriyordu. Ben de konum atıyordum o misafir edecek kişilere. Tabii konum atacağım kişileri tanımadığım için hep konum 1, konum 2, konum Ortaköy, konum Bahçeşehir falan diye kaydediyordum. Bir ara telefonun rehberine baktım. 60 tane konum diye isim var. Yani sanki eskort telefonu gibi. Yani sürekli yani polis alsa telefonu diyecek ki eskortluk yapıyorsunuz galiba. Sürekli konum atıyorsunuz birbirine. Bir de bu korsan taksilerde tanışıklık konusunu çok abartan da oluyor. Bir kere eşimle beraber havalimanına gitmiştik. Normal taksi bulamadık. Korsan. Ya biz onu normal sandık o taksi. Meğer korsanmış. Sarıydı ya. Adamın saçları sarıydı abi. Öyle olmuyor mu saçları?
Abi indik. Allah Allah. Adam orada polis falan var. Korsan iyice gaza geldi böyle indi. Bizim valizi indirdi. Abim iyi yolculuklar diyor, bana sarılıyor. Bak yengeme dikkat et. Bak yengemi üzüyorsun ha. Bak yengemi üzme. İnince mutlaka beni arayın ha diyor. Çocuğu alıyor, kokluyor, öpüyor. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir sakin ol. Ya inanmış, bu mesleğe gönül vermiş yani. Zor bir meslek yani, yapılmaması gerekiyor zaten. Ama zor olduğu katı için falan fazla şey varmış. Korsan taksi varmış. Evet, korsan taksi normal taksiden daha fazla. Evet, ben şunu gördüm yalnız. Uber bir ara geldi ya Türkiye'ye. Evet. Yani bir arkadaşımın arkadaşıyla tanıştık böyle. Ne iş yapıyorsun dedim. Abi dedi, ben işlerim bu ara hiç iyi değil. Korsan taksicilik yapıyorum dedi. Uber bizi bitirdi ya dedi. Allah Allah. Sizin bitmeniz lazım oğlum zaten. Bana bir kere korsan taksi şey demişti. Şimdi o an üzerinde nakit yok. Dedim ki abi sana şey atayım mı? Bankadan atsam olur mu dedim, Garanti Bankası varsa. Var tabi, vereyim dedi, gönderdi. Sonra abi yanlış değil değil mi dedim. Yanlış IBAN göndermedin. Dedi ki bizde yanlış olmaz. Oğlum senin yaptığın iş yanlış. Sen bu bizde yanlış olmaz lafını diyecek en son insansın ya. Yani zaten bana güven verme konusunda 1-0, 2-0 mağlup başlamışsın. Mesela nasıl güveneyim yani. Allah. Arkadaşlar, işin komik tarafının bu bölümünün daha sonuna geldik. Cihan Talay aslında bize konuk oldu ama belki de hiç izlemediniz. Direkt şu anda görüyorsunuz. Çünkü bağlantı probleminde finaldeyken lang diye aşağıda Cihan var bir an, manasız diye olabilir. Bir yandan da bugün Cihan Talay konuğumuzdu, teşekkür ederiz şeklinde de bitiriyor olabilir. Ben teşekkür ederim. Alper Necem. Cihan Talay da yokmuş değil mi? Yani bu başka bir görüntüyü buraya biz eklemişiz. Varmış gibi gösteriyor. Bu güzelmiş ama ya. Bunu beğendim ben, bu işi. Çok güzel, çok güzel. Bu işi biz dünyada ilk biz yaptık. Alper'le. Evet. Evet. Yok başka yapan. Kaç para Cihan? Bil bakalım. 10 lira. 10 lira, 10 lira toplaya toplaya. Milletten 10 lira toplaya toplaya bu işi yap. Hayır, teşekkür ederiz. İzlediğiniz için görüşmek üzere. Hayır, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Ne itici bir hareketle şey yaptım. İyi, hoşçakalın. Gönül selam. Hoşçakalın. İyi bakın.